Medyanın gündemini anlamaya, anlatmaya, yorumlamaya ve yorumlatmaya çalıştığımız yayın manşetlerin dilinde gazeteci, araştırmacı, yazar Ali İhsan Karahasanoğlu ve bendeniz Fatih Dağ Aslanlı ile birlikteliğiniz bugün de başlıyor ve saatler tam 12'yi gösterene kadar manşetlerin dilinde karşınızda olacağız. Lütfen sizler de manşetlerin diline soru, yorum, görüş, değerlendirme, hatta eleştirilerinizde katkı sağlayın. Bunun için yapmanız gereken işlem çok basit. Yönetmen arkadaşımız iletişim bilgilerini ekrana verdi. Zaman zaman da ekranda tutacak. Katkılarınız önemli ve vakit el verdiğince sizlerden gelen katkıları da yayın içerisinde aktarmanın gayreti içerisinde olacağım. Bu arada dünkü yayına gösterdiğiniz katkılar için de şimdiden teşekkür ediyorum ve hemen Akit gazetesine açarak yayını açmak istiyorum. Akit gazetesinde bugün bir iki önemli haber var. FETÖ'cü savcıları Seyfi Dede atamış 1. Ayasofya yeni Türkiye'nin sembolü olsun 2. Ve Ali İhsan Karahasanoğlu ülkücüler yerine CHP'liler ve FETÖ'cüler alınmış diye bir yazı yazmış. Manşetle bağlantılı bir yazı. Hepsine geleceğim ama önce ilk haç kafilesi dualarla uğurlandı diyor Akit gazetesi. Bu haber önemli haber çünkü hac mevsimi başladı, öyle değil mi? Kurban Bayramı'na yaklaşıyoruz. Diğer medya gibi hacdan, dinden, imandan haberi olmayan medyada biliyorsunuz bir haber çıkmıştı. İşte hac mevsimi Kurban Bayramı'na denk geldi diye. Zaten Kurban Bayramı'nda hac mevsimi olur. Biz öyle bir yanlışa tabii herhangi bir şekilde sürçülisanla da olsa şey yapmayalım, imza atmayalım. Hac kafilesi ilk kafile iki ayrı ilimizden bildiğim kadarıyla hareket etmiş. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonunda takriben Kurban Bayramı'na kadar Mekke'de veya Medine'de Medine'ye de gidenler oluyor. Mekke'ye de ilk defa gidenler oluyor. Bayramla birlikte Mekke'de bütün dinin gerekleri yerine getirildikten sonra Medine'ye de ziyaret edilerek o ziyaret de tamamlanarak belki farz değil ama sünnettir. Medine'de de Hazreti Peygamber'in metfun olduğu bölge ziyaret edilerek, Mescid-i Nebevi ziyaret edilerek kurban hem bayram yerine getirilmiş oluyor. Hem de hac farizası yerine getirilmiş oluyor. Evet, ben hemen bir spotunu okuyacağım. Çünkü önemli bu. Hemen hemen hiçbir gazetede, başka bir gazetede yok. Milli Gazete'de birinci sayfasına taşımış bu haberi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adaylarından oluşan ilk kafileler İstanbul ve Ankara'dan dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı. İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen törende konuşan İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti. Ankara'daki kafile ise Esenboğa Havalimanı'ndan uğurlandı diyor. Şimdi bu ilk hacı adayları ne zaman dönecekler? Kurban Bayramı bitince. Kurban Bayramı'nın 3. gününden takriben itibaren dönmeye başlıyorlar. 3. veya 4. günden itibaren. Çünkü artık haccın bütün rükünleri yerine getirilmiş oluyor. Farz noktasındaki bütün rükünler yerine getirilmiş oluyor. Sünnet çerçevesinde 4. günde orada kalınması gerekebilir. Ve ilk defa gidenler açısından yani direkt Mekke'ye gidenler olduğu ise eğer, Mekke'ye gidenlerin bir de Hazreti Peygamber'i ziyaret etme açısından Medine'ye gitmeleri gerekiyor. Dolayısıyla aradaki 3. gün bütün ritüelleri yerine getirdiğini varsayarsak, bir de Medine'ye bir ziyaret söz konusu olduğunda, 1-2 günde orada kaldıklarında normalde bayramdan bir gün sonra başlamaları lazım ama dediğim gibi 3. günden sonra dönüşler başlıyor. Evet, kurbanı orada kesmesi lazım. Kurban orada kesilebilir, burada da kesilebilir. Ama tabii vekalet yoluyla buradaki ailesine veya bir tanıdığına vekalet yollayarak burada da kestirilebilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da tavsiyesi benim bildiğim kadarıyla o yönde. Çünkü orada toplu kesimler tamam, gerekli tedbirler alınmış, hijyen koşullara riayet ediliyor,
kurbanların gerçekten Afrika'da ihtiyaç sahibi insanlara gönderildiğine dair video izleme imkanları var, belgeler sunuluyor. Ama yine de insanlarımız kendi çevrelerinde fakir fukara varsa vekaleten burada kestirip, hacca gitmiş olsalar bile burada kurbanlarını kestirip sonuç itibariyle kurban vazifesini de yerine getirmiş olurlar. Evet, olurlar. Tabii izleyicilerden ricada bulununca yerine getiriyorlar ya, bayılıyorum ben ona. Çünkü hemen Bekir Aktaş, Erdal Atil, Mustafa İzgi hemen yazmışlar. Diyor ki Bekir Aktaş, selamun aleyküm demiş. Abilerim hayırlı programlar, İzmir'den selamlar. Bakın İzmir'den de izleniyoruz. İzleneceğiz tabii, yani İzmir Türkiye sınırları içerisinde bir ilimiz. Hayır. Üç büyük ilimizden birisi. Üç büyük ilimizden birisi ama bazılar için de gavur İzmir. Yani öyle bir toptan suçlama, eleştiri, hakaretvari ifadeleri tasvip etmiyorum. Belli noktada deniz kıyısı olan illerimizin birçoğunda dini hassasiyetler biraz daha farklı yorumlanıyor olabilir. Ben bunları doğru görmüyor olabilirim ama sonuç itibariyle Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki bir ilimiz. Evet, Suzan Alevcan da hemen yazdı ama size etiketlemiş, sizin bir sosyal medya kullanıcısı olduğunuzu bilmiyor tabii Suzan Hanım. O yüzden manşetlerin dili başladı diye yazmış ama Erdal Atil diyor ki Kurban Bayramı değil, Hac Bayramı, İdül Hac diyor. İdül Bayram, Hac. Hac Bayramı diyor, Arapçasını yazmış. Sonuçta kurbanla hac birlikte aynı zaten takvime karşılık geliyor. Yani Kurban Bayramı'nda zaten hac yapılıyor. Haccın farziyeti o günlerde Arafat'a çıkmak. Hemen Kurban Bayramı'ndan bir gün öncesinde Arefe'de vakfeye durma söz konusu. Dolayısıyla birbiriyle ilintili ve bağlı rükünler bunlar. Kurban Bayramı, İdül Bayram veya Hac denilebilir. Evet, Muzaffer Akdağ da hemen yazdı ama siz şeytan taşladınız mı? Taşladım. Hem orada taşladık hem burada her gün taşlıyoruz. Evet, hayır, yani bu şeytan taşladınız mı sorusu hacca gittiniz mi anlamına gelir mi? Dini ritüel olarak zaten orada taşlanıyor. Gerçeği orada. Ama günlük hayatımızda da sürekli şeytan şunu yap diyor, bunu yap diyor. Hem sizin kendi nefsinize yönelik olarak haramlara sizi sevk etmek için çaba sarf ediyor. Onun her çaba sarf edişinde siz eğer ona karşı duruyorsanız şeytanı taşlıyorsunuz. Ama fiziki olarak dindeki anlatılan şekliyle Mekke'de gidip şeytanı, belirtilen yerdeki şeytanı taşladınız mı sembol anlamında derseniz gittim ve taşladım. Evet, Umre'de o işlem gerçek. Umre'de şeytan taşlama yok, sadece Kabe'yi tavaf ediyoruz. Tavaftan sonra ihramdan çıkıyoruz ama Arefe günü Arafat'ta vakfe durma haccın zorunlu rükünlerinden birisi. Ondan sonrasında da şeytan taşlama var. Ve şeytan taşlamadan sonra gelinip bir Kabe tavaf ediliyor. O konuda tavafın sünnet olduğu, vacip olduğu noktasında değişik İslam alimlerinin görüşleri var. Ama zorunlu olan, hacda zorunlu olan şey Arafat'ta vakfe durmak. Yani bir gün öncesinde, bayramdan bir gün öncesinde Arafat'ta bulunmak. Hemen arkasından da bayramın ilk saatlerinde de şeytan taşlayarak ondan sonrasında da tavaf ettim. Evet, yani Nuri Bey beni Umre'ye gönderdiğinde ben şeytan taşlayamayacağım. İsterseniz, arzu ederseniz gidersiniz. Sembolik olarak taşlarsınız. Kimse size ne yapıyorsun demez. Ama öyle bir şey yok. Yani orada biz Umre'ye de gittik. Bir sefer Umre'ye de gittim. Herhangi bir şekilde şeytan taşlama gezi şeklinde bizi götürdüler. Fakat fiilen öyle bir şeytan taşlayalım gereklidir burada şeklinde bir uygulamamız olmadı. Evet, ilk haç kafilesine hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ayasofya yeni Türkiye'nin sembolü olsun haberiyle devam edelim istiyorum. Çünkü bu haber nereden çıktı? Yeni Türkiye, insanlar durmadan bakın bugün o hal kalktı.
Yani asıl tartışmamız gereken şeyler belki belli insanlar o yöne çekiyorlar. O hal kalktı, yerine daha kötüsü geldi vesaire diyorlar. Biz de kendi açımızdan o halde kalktı hazır. Türkiye yeni bir Türkiye'ye doğru gidiyor. 24 Haziran'da %52 ile tekrar iş başına gelen bir başkan var. Cumhurbaşkanlığı seçimi diyorduk. Şimdi başkan diye kendisine takdimde bulunuyoruz. Dolayısıyla yeni bir Türkiye'ye gidildiğine göre artık eski Türkiye'nin eski izah edilmez kuralları, uygulamalarına bir son verilmesi gerekir. Yani bir Ayasofya, daha önce de ilk programlarda konuşmuştuk sizinle. Ayasofya nasıl müze oldu diye. Birisi diyor ki Mustafa Kemal'in imzası taklit edilerek yapıldı. Bir başkası diyor ki hayır, o kararname Mustafa Kemal'in de imzası vardır. Bir başkası diyor ki hepsi hikaye. Fiilen öyle yapılmıştır. Sonradan uydurulmuştur bu gerekçe. Mustafa Kemal'i öne çıkartarak kimse itiraz edemez diye düşünülmüştür. Dolayısıyla bu çerçevede bu izah edilemez Türkiye kuralları uygulamalarına bir son verilmesi gerekir. İzah edilemezlerden bir tanesi de Ayasofya'nın müze olmasıdır. Ayasofya niye müze olsun? Çünkü müze olarak devam etmesi için herhangi bir gerekçeleri yok. İstanbul fethedildiği zaman Fatih Sultan Hazretleri tarafından sembol olarak camiye çevrilmiştir ve bir vakıfta bulunulmuştur. Bu cami herhangi bir şekilde başka bir amaçla kullanılmasın diye bir vakfiyede de bulunulmuştur. Şimdi bugün itibariyle Ayasofya'nın müze olarak kullanılması, oraya işte ayakkabıyla girilmesi vesaire vesaire ibadet edilememesi bizim için bir hüzün verici bir durumdur. Tabii ki cami olduğunda da hemen 300 metre ilerisinde Sultanahmet Camii var. Orası cami olarak inşa edilmiş. Şu anda cami olarak ibadete açık bir yer. Oraya da turistler geliyor, ziyaret ediyorlar. Ayasofya'yı da gelip gene ziyaret edebilirler, ziyaret etmek isteyenler. Ama bir caminin koşulları, kuralları neyse o şartlar çerçevesinde ziyaret edebilirler. Dolayısıyla müze olması, adı tırnak içerisinde müze diye kullanıyorum, müze olarak devam etmesi için bir zorunluluk yok. Cami haline çevirirsiniz, Müslümanlar gider ibadetlerini yaparlar. Ha, ben ziyaret etmek istiyorum diyenler, yani müze gibi düşünenler orayı, giderler Hristiyanlar veya bir başka düşünceden, inançta insanlar. Onlar da ayakkabılarını çıkartırlar. Herhangi bir camiyi nasıl ziyaret ediyorlarsa o edep ve kurallar çerçevesinde Ayasofya Camii'ni de ziyaret ederler. Dolayısıyla bizim istediğimiz şeyin onlara dışlayan bir yönü yok. Ama onların istedikleri şey, yani oranın müze olarak kalması bizi dışlıyor. Biz ibadetimizi orada yapmak istediğimiz zaman yapamıyoruz. Ha, burada tabii Tayyip Erdoğan'a da hak verelim. Siz Sultanahmet Camii'ni doldurdunuz mu ki Ayasofya'nın da açılmasını istiyorsunuz diye bundan 3-4 sene kadar öncesinde bir açıklamada bulunmuştu. Gerçekten insanlarımız artık camilere koşmalılar. Gerek yatsı namazları, gerek sabah namazlarındaki insanlar mesaiden de çıkmış oluyorlar. Dinlenme saatleri oluyor. O saatlerde hiç mi olmasın camileri doldurmalılar. Bu arada da Sultanahmet Camii'ni doldurmalılar ki Ayasofya'nın da açılmasını isteme hakkımız daha siz, yüksek sesle olsun. Siz Cumhurbaşkanı gibi düşünüyorsunuz yani. Cumhurbaşkanı Ortaköy Camii'nin yeniden açarken, restore edildikten sonra siz Ayasofya ibadete açılsın diyenlere siz Sultanahmet'i bir doldurun hele dedi. Yani biraz da siyasi bir açıklamadır. Ben şöyle bakıyorum, yani birebir katılmıyorum ama bir teşviktir, olması gereken bir eleştiridir. İnsanlara yönelik, insanlarımıza yönelik, Müslümanlara yönelik haklı bir eleştiridir. Ama biz bu haklı eleştiriden hareketle yarın öbür gün bir başka başkan geldiği zaman efendim Sultanahmet Camii dolmuyor, burayı da müze yapalım. Doldurun siz, onun yanında bir Kemeraltı Camii var veya işte yakınında bir başka cami var. Siz orayı, Süleymaniye'yi doldurun, Nuri Osmaniye'yi bir doldurun da ondan sonra Sultanahmet'i müzelikten çıkartalım derse verecek cevap bulamayız. Dolayısıyla haklılık payı vardır ama böyle kesin bir şey gibi de kabul etmeyelim. Evet, diyor ki Enes Ergin, hayırlı günler, namazı ikame eden her Müslüman şeytanı taşlamış
olur diye bir değerlendirmede bulunmuş. Bu arada başka izleyicilerimizin de değerlendirmesi var. Muzaffer Akdağ diyor ki Fatih Bey, İzmir'den daha fazla izleniyorsunuz diyor. Şu olabilir belki, yani Halk TV'yi kendi adamları izlemiyorlar, biz izliyoruz. Ne diyorlar acaba diye, gerçekten haklı oldukları bir yan var mıdır diye biz izliyoruz. Dolayısıyla İzmir'de de bize karşı olan kesimler belki acaba doğru bir şey söylüyorlar mı diye izliyorlardır. İnşallah doğru söylediklerimizi kabul ederler. Yanlış söylediğimiz bir şey de varsa ona da eleştiri olarak paylaşımda bulunurlar. Evet, ama bizi izlerlerse zihinleri karışabilir. Karşı görüşten insanlar mutlaka karışabilir. Ben yani şimdi övünme anlamında söylemiyorum. Ben kendi vicdanımda, kendi kafamda, kendime kabul ettiremediğim düşüncelere çıkıp da buradan söylemem veya herhangi bir şekilde durumu idare etmek için bir köşe yazısı yazmam. Gerçekten inanıyorsam, gerçekten o konudaki bir eleştiriyi haklı görüyorsam koyarım. Şimdi Cumhuriyet'te olsun, Sözcü'de olsun, baktığınız zaman sırf muhalefet etmek için muhalefet. O hal kalksın 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 diye başımızın tepesinde neler yaptılar neler. Şimdi o hal bugün itibariyle kalktı. İnsan şöyle bir elhamdülillah der. Ha, elhamdülillah demesini bilmiyorlarsa ya tamam işte şükür o hal de kalktı derler. Bugün itibariyle bakın şöyle bir ilginçlik var. Hem o hal kalktı, hı hı, hem de o getirilmesi düşünülen sol kesimin de o halden daha kötü olarak göstermeye çalıştığı yeni kanunlar da henüz daha yürürlüğe girmedi. Hı hı. Dolayısıyla bugün itibariyle eğer özgürlüklerine çok meraklı iseler ve o hal ve o halin sonrasında getirilecek olan düzenlemeler gerçekten özgürlükleri kısıtlıyorsa yesinler, içsinler bugün, yarın, öbürsü gün tepinsinler. Ne yapacaklarsa böyle bir kurtlarını döksünler. Hı. Çünkü o kanun çıktıktan sonra bana göre bir özgürlük kısıtlaması olmayacak ama o kanunlar çıktıktan sonra bizim özgürlüklerimiz kısıtlanacak dediklerine göre herhalde büyük ihtimalle birçok yapmak istediklerini yapamayacaklar. Dolayısıyla bugünlerin kıymetini bilsinler. Ama FETÖ'cüler de diyorlar ki attıkları tweetlerle aman ortaya çıkmayın. Öyle diyor mu? Evlerde kapalı kalın. Ama yani etmeyin. O hal kalktı, sevinip de kendinizi deşifre etmeyin mesajları geliyor FETÖ'cülerden de. Ama kanuni düzenleme çerçevesinde şu an itibariyle o hal kalkmış vaziyette. Fiilen de, hukuken de kalkmış durumda. Gerçekten yeni sistemde, yeni kanunlar da henüz daha Millet Meclisi'nde oylanmadığına göre herhangi bir şekilde o halin devamı şeklindeki uygulamalar fiilen yürürlükte değil. Bugün itibariyle normal hayatını yaşayabilirler. Evet, bugün itibariyle normal hayatını yaşayabilirler. Birazdan hangi gazetede var? Milliyet ve Cumhuriyet. Cumhuriyet ilginç görmüş o hale kalktığıyla ilgili haberi göstereceğim ama bu Ayasofya konusunu bir kapatalım istiyorum. Yani Ayasofya ibadete açılsın diyor Hakikat gazetesi. Ben de bunun altına imza atıyorum ama yeri ve zamanı doğru bir şekilde belirlenerek. Yani yeri zamanı artık geldi diyelim. Herhangi bir şekilde yeni bir fetih oldu, yeni bir fatih geldi vesaire şeklinde sanki 1453'ün tekrarı gibi bir görüntü vererek değil. Ama Tayyip Erdoğan, bir İmam Hatipli Cumhurbaşkanımız var, başkanımız var. %52'den fazla oy almış. Yıllardır Ayasofya'nın cami olması için çalışmalar var. Daha 12 Eylül öncesinden beri ben izliyorum, takip ediyorum. Erbakan Hoca'nın vaatleri var, sözleri var. Süleyman Demirel ortadan gidiyordu. Çok fazla net bir açıklama yapmıyordu. Olabilir, olmayabilir şeklinde. Şimdi bir kavga malzemesi yapılmadan ama bir hukuki gereklilik olarak hem de dini bir gereklilik olarak, çünkü bir camidir orası, bir camide ibadet etmek de Müslümanların en tabii haklarıdır. Bu çerçevede değerlendirip zamandı, mekandı, şu gün olsun, bugün olsun, işte çok kritik günlerden geçiyoruz, Münbiç'te şu olaylar var, hele dur bakalım Amerika'da Trump ne yapacak, ara seçimler var, o ara seçimler bir geçsin, İsrail ile aramız, bunların sonu gelmez. Eğer biz hakkımız olduğuna inanıyorsak, hakkımız olan şeyi hayata geçirmek zorundayız.
Alınmayın ama bir izleyicimiz ilginç bir değerlendirme atmış. Niye öyle atmış bilmiyorum. Fatih Bey, merhaba, kolay gelsin. Selamun aleyküm. Ali İhsan Bey, Cüneyt Arkın gibi konuşuyor demiş. Niye öyle? Cüneyt Arkın'ın bize film aktörü olarak tanıyoruz. Bilmiyorum, konuşmalarını çok fazla hayır, izlemedim niye, ama. Niye öyle? Yani acaba oradaki bir dilde mi bir şey yakaladı yoksa bir cümlede mi yakaladı? Eleştirileri açıyoruz. Hayır, yani ben de o yüzden zaten dedim. Bir şey söylerse tabii sevinirim ama Cüneyt Arkın bir sinema artisti. Dolayısıyla konuşmasıyla ben de çok güzel hitap ediyorum diye bir iddiam da yok. Hayır, işte ama neden onu söyledi onu anlamak için sordum. Yani belki ikinci bir paylaşımında Söyler. Evet, Uğur Karadan da bir değerlendirme göndermiş. İzleyiciler yazınca ben mutlu oluyorum. Bu arada 28 Şubat Öğrenci Derneği. Hiç gördünüz mü bilmiyorum. Onların da paylaşımları çok fazla. Özellikle bu bedelli askerlik çıkmadan önce kendi sorunlarının çözülmemiş olması dolayısıyla sürekli tweet atıyorlar. Bu 28 Şubat mağdurları üniversite öğrencilerinin haklarına tekrar kavuşması ve kavuştuktan sonra da devlete tekrar girme arayışları. Biliyor musunuz bu konuyu? Şimdi 28 Şubat başlığı altında bilmiyorum ama değişik eksenlerde, değişik başlıklarda Sosyal Güvenlik Kurumu'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağdur ettiği bir sürü insan var. Sırf Refah Yol Hükümeti döneminde işe alındığı için atılan insanlar var. İşe başlatılmayan insanlar var. Öğrencilerimizle ilgili birçok af çıktı. O aflardan yararlanarak girebilme imkanları var. Ama değişik başlıklar içerisinde mağdur olanları da biliyoruz. Tıp fakültesine gelmiş diyelim ki 21 yaşında, 22 yaşında okurken kapı dışarı edilmiş. Şimdi gelmiş 35-40 yaşına. Gel derse devam et. Evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış. İlla şu pratik derse de gireceksin, şuna da gireceksin şeklinde bazı kural dayatmaları var. Dolayısıyla bazı mağduriyetler biliyorum ama ayrıntısını özellikle o başlık altında açılmış herhangi bir hesapta. Hayır, onlar o dediğiniz yaşlarda üniversiteden bir şekilde başlarını açmadıkları için iletişimleri kesilmiş. Sonra 40 yaşında hak sebebiyle üniversitelerine devam etmiş, diplomalarını almış ama KPSS'ye girerek devlete atanma zorunluluğu istenilen isimler. Tabii orada bir mağduriyet söz konusu olur. Çünkü 40 yaşına geldikten sonra işte yaş şartıydı, şuydu buydu. Öğretmen olmak isteseler yaş şartı vesaire. Sözleşmeli öğretmende bile onlara da sınırlıyorlar. Dolayısıyla böyle kenarda kalmış bazı kurallar mağduriyetler giderilirken tekrar önümüze çıkıyor. Bunlar bir bütün içerisinde değerlendirip yani 28 Şubat mağdurlarına bir hak veriyoruz. Tamam, bu hakkı verelim. Bunlar haliyle 28 Şubat dediğimiz 1997 üniversiteden ayrılmış o tarihte 20 yaşında olan kişi şimdi 40-45 yaşında. Dolayısıyla bu kişi eğer memuriyet illa benim hedefimde doktorluk vardı, devlette hizmet etmek istiyorum diyorsa ona o kapıyı açmamız lazım. Öğretmenlik yapmak istiyorum diyorsa ona o kapıyı açmamız lazım. Al sana diplomayı. Peki ben memur olacağım. Memur olman için 40 yaşın altında olman lazım. 30 yaşın şuyunda olman lazım. Kaymakam olmak için 30 yaşın altında olmak lazım. Bu tür kuralları da 28 Şubat mağdurları açısından değiştirmemiz lazım. Bir bütünlük içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor. Evet, değerlendirilmesi lazım. Muzaffer Haser diyor ki, selamun aleyküm demiş. Fatih Bey, hayırlı yayınlar. Milletin %80'i hainler için idam istiyor, çıkmıyor. %15'lik kesim bedelli istiyor, hemen çıkıyor. Bu çelişkiyi Ali İhsan Bey nasıl açıklayacak diyor. Birazdan o konuya girdiğimizde bu soruyu tekrardan hatırlatacağım. Ama şu Ayasofya'yı da kapatıp bir reklam arasına gidelim. Reklam arasından sonra o hali FETÖ'cü savcıları Seyfi Dede atamış. Ben de Seyfi Dede'yi sizin izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü önemli bir haber. Adnan Oktar'la ilgili haberler var. Bedelli ekonomisi var. ABD'li papazı, birçok gazete
görmemiş, anlamamış, anlatamamış. Kılıçdaroğlu ile ilgili haberler önemli ama ben bazı gazetelerin manşetlerine, haberi veriş biçimlerine itiraz edeceğim o konuyla ilgili. Sonra Aydınlık Gazetesi'nde NATO ile ilgili bir haber var ve Yeni Asya Gazetesi'nde tek adam diye kimden bahsederek, kimden destek alıyor Yeni Asya Gazetesi? Askeri sırlar FETÖ'de diyen Cumhuriyet Gazetesi. Hepsini değerlendirelim ama ben bu Ayasofya'nın mutlaka ibadete açılması gerektiğini düşünüyorum ve o evreye doğru da hızlı bir şekilde gittiğimizi değerlendirenlerden birisiyim ama büyük bir hamle bu. O büyük hamleyi de, o taşı da satrançta nasıl son hamleyi en doğru yerde kullanırsınız, ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bu hamleyi en doğru yerde kullanacağını düşünüyorum. Çünkü kritik bir eşikten geçiyoruz. Nasıl bizim için Ayasofya önemliyse Batı için de önemli. Ama onların da herhangi bir şekilde haklarını da bize biraz önce de belirttim, ihlal edecek değiliz. Yani gelip ziyaret etmek isteyenlere, Hristiyanlar bu caminin içerisine giremezler, ziyaret amacıyla da olsa dolaşamazlar şeklinde bir kısıtlama yapmayı herhalde kimse düşünmüyor. Dolayısıyla bu çerçevede onların da gocunacakları bir durum olacağı kanaatinde değilim. Hayır, onlar da kilise olsun istiyorlar. O anlamda söylüyorum. Kilis, tabii ki gezebilirler de. Yani kilise olması da yani o kadar da değil. Yani diyorlar ki yani biz nasıl diyoruz ki orası aslında camiydi. Onlar da diyorlar ki orası aslında kiliseydi. Kiliseydi diyorlar ama 1453'te kaybetmeyeceklerdi. O tarih itibariyle Fatih İstanbul'u aldığına göre artık o dönem bitti. Yoksa aksi takdirde orası kilise olacaksa İstanbul'u da bırakıp gitmemiz gerekir. Öyle bir şeyi de akıllarına getirmesinler artık. Evet, tamam. Şimdi izleyicimizden şey geldi. Cüneyt Arkın gibi konuşuyor diyen izleyicimizden. Ali İhsan Bey yanlış anlamasın, kötü manada söylemedim, sadece konuşma sesi, tonlaması ona benziyor, hakkını helal etsin. Sizleri Kanal A'dan bu yana takip ediyorum, başarılar. Bakın, bizleri Kanal A'dan bu yana takip ediyorlarmış. Sizi Kanal A'dan itibaren izlemiş oluyorlar, beni sadece Akit TV'de izlemiş oluyorlar. Ben herhangi bir haksızlık da etmeyelim. Yani ben bir itirazda bulunmadım. Somut olarak belirtirse biz de yararlanırız dedim. Evet. İşte o renk tonu, ses rengi ve tonlaması anlamında iyi bir şey. Yani bence Cüneyt Arkın nihayetinde bu ülkede sevilen bir aktör. O yüzden de benimkini kime benzetiyorlar diye şimdi düşünüyorum. Belki de benimki natüraldir. Kendime aittir. Büyük ihtimal. O yüzden dün bir yerde karşılaştım. Hatta adlarını bile sormadım ama Van'dan bir öğretmen, baba oğul, ikisi de öğretmenmiş. Baba tarih öğretmeni, oğlu da edebiyat öğretmeniymiş. Döndüler, işte siz Fatih Dağıstanlı değil misiniz? Evet, deyince sesinizden tanıdım dedi. Demek ki benim sesim de bana ait bir ses tonu, ses rengi, ses tonlaması var. Ama Cüneyt Arkın'a benzettiniz Ali İhsan Bey'i. O da bundan mutlu oldu herhalde. Oldu mu, olmadı mı? Yok, o kadar uzun boylu değil. Ben izleyiciye saygı gösteririm. Yani özgürdürler, belli kişilere benzetebilirler, benzetmeyebilirler. O noktada herhangi bir saygısızlık yapmam izleyiciye. Ama yani şimdi kalkıp da rol gereği de olsa, şöyle de olsa, böyle de olsa, bazı şeylerin içerisinde olan bir kişiyle beni özdeşleştirirlerse en azından üzülürüm. Üzülürüm dedi Ali İhsan Karahasanoğlu ama ben reklam arası vermemiz gerektiğini söylüyorum. Reklam arasından sonra devam edeceğiz. Bakın, başlıkları tek tek söyledim size. Hepsini değerlendireceğiz ama kısa bir reklam arasının ardından. Evet, manşetlerin dili reklam arasının ardından kaldığı yerden devam ediyor. Akit TV ekranlarındasınız, manşetlerin dilindesiniz. Gazeteci, araştırmacı, yazar Ali İhsan Karahasanoğlu ve bendeniz Fatih Dağıstanlı ile birliktesiniz. İletişim bilgileri ekranda. Lütfen sizler de yazın. Yazdı, Burhan Bey de yazmış. Erdal Atil yine yazmış. İsmet Bey'in değerlendirmesi var. Yusuf Tamer de bir değerlendirmede bulunmuş. Şunu da merak ettim ben, Erdal Bey'in değerlendirmesini. Konstantinopolis'i İstanbul yapmış ama neden Ayasofya ismi kalmış diye bir değerlendirmede bulunuyor. Ayasofya ismi Ortodoks bir aziz ismi. Bu konuda bilgi sahibi olabilir miyiz? Var mı böyle bir bilgi bununla ilgili? Bir de aslında Hacı Sofya diyenler de var. Yani İngilizce olarak da öyle değil mi?
Onu çok fazla duymadım ama sonuç itibariyle özel bir bilgim yok Ayasofya isminin Azizlere ait olduğu olmadığı noktasında. Şöyle ben yorum getirebilirim. Hazreti İsa bizim peygamberimiz. Sonuçta onun yanındaki insanlar da herhangi bir şekilde Hazreti Peygamber'e peygamberlik geldiği tarihten sonra artık İncil'in bir şekilde hükümden düştüğünü söyleyebiliriz. Dolayısıyla eski tarihlerde yaşamış olan Hazreti İsa'ya inanan insanları da biz herhangi bir şekilde kötüleyecek durumda değiliz. O çerçevede de belki Fatih'te İstanbul fethedildiğinde Ayasofya isminin devam etmesini uygun görmüş olabilirler. Evet, gelelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. OHAL kalktı deyip durdu Aleyhisselam Bey. Ben ise OHAL'i birazcık daha ileri bir saatte değerlendirelim istiyordum. Ve o saat dilimine, o dakika dilimine geldik. Cumhuriyet Gazetesi'ni gösterelim. OHAL'i kalıcı hale getirmekle eleştirilen yasal düzenlemelerin çoğu anayasaya aykırı diyor. Anayasa yok sayıldı, seyahat özgürlüğü, gösteri hakkı diye değerlendirmeler var. Avrupa Konseyi ise Türkiye'de OHAL'in uzatılması yönünde karar alınmasından memnuniyet duyulduğunu, uzatılmaması yönünde karar alınmasından memnuniyet duyulduğunu ancak terörle mücadele kapsamında hazırlanan tasarların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumlu olması gerektiği vurgulandı. Konsey Türkiye'ye gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu da duyurdu diyor. Cumhuriyet Gazetesi OHAL'in kaldırılmasından rahatsız olmuş. Özellikle üçüncü spot var burada. Ayrı spot var. İkinci spot gösteri hakkı ile ilgili. Oradaki itiraz ettikleri bölüm var. Orayı ben okuyayım. Yani yeni kanunda böyle bir düzenleme yapılmak isteniyormuş. Cumhuriyet kafası da buna karşı çıkıyor. Bu madde gelirse gösteri hakkı ve anayasal hakkımız kısıtlanmış olacak diyor. O nedir? İzleyiciler de görsünler. İzmirli izleyicilerimiz görsünler. Neye karşı çıkıyoruz? Görsünler ve eğer haksız isek bize de eleştirilerini getirsinler. Vatandaşın günlük yaşamını aşırı ve kullanılamaz derecede zorlaştıramaz kriteri gösteriler için temel kriter oluyormuş. Yani herhangi bir esnaf önünde gösteri yapılıyor. Tamam, yapsınlar 1 saat, 2 saat, 3 saat. Yok, biz her gün bu dükkanın önünde gösteri yapacağız. Ya böyle bir hak yok. O kişinin sen ticaret hakkını, hürriyetini kısıtlıyorsun bu sefer. O dükkanın önünde gelip de ki Taksim'de sürekli aynı yerlerde aynı eylemler tekrar tekrar yapılmasıyla gündeme gelmişti bu. Artık oradaki esnaf illallah demişti. Yani ne yapacaksanız yapın da bitsin şu gösteriler. Ne istiyorsanız, ağaç mı istiyorsunuz, başka bir şey mi istiyorsunuz, ne yapacaksanız yapın bitsin artık bunlar dedi. Şimdi herkes aynı şeyi kendisi için düşünsün. Cumhuriyet Gazetesi ister mi kendisinin binasının önünde şu veya bu görüşten kişiler gelsinler. Sabahleyin saat 8'de işi gücü yok veyahut da bir yerlerden finanse edilsin. Avrupa'dan mı finanse edilir, Arabistan'dan mı, bir başka yerden mi finanse edilir? Versinler aylıklarını 30 kişiye. O 30 kişi gelsin Cumhuriyet Gazetesi'nin önünde sabah 8, akşam 6. Devamlı orada otursunlar, ellerinde birer pankart, Cumhuriyeti istemiyoruz vesaire vesaire. Ya bir kere yaparsın bunu, iki kere yaparsın ama artık amacı dışında oraya zarar verecek şekilde bu boyuta taşınamaz. Böyle bir kural getirilmesi doğru bir kural değil mi? Doğru bir düzenleme değil mi? Doğru bir düzenleme ama rahatsız oluyor arkadaşlar. Anayasa yok sayıldı diyorlar. Neye karşı çıktıklarını, neyi savunduklarını Cumhuriyet tabanı da görsün, sol taban da görsünler. Bu yol yol değil, bu yolu terk etmeleri gerekir. Evet, bu yolu terk etmeleri lazım. Anayasa delik deşik diye vermiş. Bu arada o sayfayı da şöyle bir gösterelim bence. Cumhuriyet Gazetesi'nde anayasa ne diyor? Anayasa delik deşik, OHAL'e 3 yıllık uzatma geliyor diye vermiş. HDP Grup Başkan Vekilinin de değerlendirmesi var burada. TRT'yi AKP'ye bağlıyorlar diye de bir değerlendirme var. TRT'yi kapatacağız diye de ses çıkartmıyorlardı. TRT'yi AKP'ye bağlıyorlar diye haber yapıyorlar şu anda. Veyahut da tersinden bakalım. Yıllardır söylediklerini hatırlatalım kendilerine. TRT hala AKP'ye bağlı değil miymiş?
Hani AK Parti'nin borazanıydı TRT. Şimdi daha yeni mi bağlanıyormuş? Bunlar gülünç her gün tekrar ede ede artık bıkmaları gerekir. Yani dün söyledikleriyle bugün söyledikleri hep aynı şeyler. Tek adam, tek diktatör, şu bu falan filan. Aynı şeylere makara olmuş artık. Tekrar tekrar söylüyorlar. Tekrar aynı filmi izlettiriyorlar bize. Ya bırakın bunları artık. Sonuçta geldik. Yeni bir sisteme geçiliyor. Yeni bir sistemde yanlış yapılan bir şey varsa buyurun söyleyin. Düzeltilmesi için çaba sarf edilsin. Nitekim devlet tiyatroları ile ilgili gördüğüm kadarıyla yeni düzenleme yapılmak istendiğinde öncelikle evvelki statü lağvedildi. Şimdi yeni düzenleme yapılacak. Önce bir kafa kaldırdılar. Oradan buradan çatlak sesler çıktı. Şimdi Cumhurbaşkanı ile başkanla gidip görüşelim. Kendimizi anlatalım. Yapılmak istenilen düzenleme konusunda da bizim taleplerimizi dile getirelim demişler. Doğru olan şey budur. Haklı olan bir talepleri varsa gittiklerinde benim tahminim odur ki Tayyip Erdoğan da onlara sırtını dönmeyecektir. Dinleyecektir. Karşı bir eleştirisi varsa onu dillendirecektir. Bir karşı uyum içerisinde karşılıklı olarak oturup konuşularak konu çözülecektir ki Gezi olaylarında da aynı şey tekrarlanmıştı. Gece yarısı saat 3'lere kadar Tayyip Erdoğan o tarihte başbakandı. Gezicilerin temsilcilerini 10-15 kişilik bir grubu oturup dinlemişti. Ama orada ukalalık yapan bir iki kişi provokasyonca hareketlere imza atınca ondan sonra film tekrar orada da kopmuştu. Burada da benim önerim Cumhuriyet'ti veya diğer sol medyalar eğer haklı bir talepleri varsa yeni düzenlemeler yapılırken gerçekten bilimsel verilere dayalı, uygulamaya dayalı, Avrupa'da uygulanmış, terk edilmiş şeyler varsa, bizim de örflerimize, inancımıza uygun talepleri varsa bunları dillendirsinler. Ben başkanlık makamında da bunların karşılık bulacağı inancındayım. Evet, başkanlık makamında karşılık bulacağını ama ben neyle ilgili Cumhurbaşkanı'yla görüşsünler deyince TRT ile ilgili mi görüşsünler diye. Hayır, TRT'den yola çıktık. Arkasından TRT'de tabii o da bir konudur. Devlet tiyatroları ile ilgili bir konu var. Devlet tiyatroları lağvedildi. Yanılmıyorsam Hürriyet gazetesinde ilk sayfada. Siz pek iç sayfalara dikkat etmek istemiyorsunuz. Birinci sayfalarla bitirelim manşetlerin dilini diyorsunuz ama sonuçta iç sayfada da 5. 7. sayfalarda olabilir. Devlet tiyatroları ile ilgili bir lağvetme söz konusu. Hemen tiyatrocular ayağa kalktılar. Halbuki yıllardır biz dinliyoruz aynı mavalı. Tiyatro bitti, tiyatro öldü, tiyatroya saldırı, şehir tiyatroları bitti, şimdi devlet tiyatroları bitti şeklinde bir takdim içerisindeler. Ve sonuçta kendi aralarında oturup konuşmuşlar ki bunların birçoğu da sol jargondan gelen tiyatrocular. Oturup konuşmuşlar, gidip anlatalım sıkıntılarımızı, taleplerimizi demişler ve o şekilde bir karar almışlar. Ben de o kararı destekliyorum. Gidip anlatsınlar, başkana konuyu arz etsinler. Şunlar şunlar yanlış olur, bunlar doğrudur desinler. Büyük ihtimalle oradan da olumlu karşılık alacakları kanaatindeyim. Evet, siz 5 diyorsunuz ama ben çeviriyorum haberi. Tahminen. Bana arada atarsanız ben bulur size. Haberi de bulamıyorum ama şu bir gerçek. TRT bu ülkenin TRT'si değil. Ben bunu söyleyeyim. Yani bu tarih madem yayın yapıyoruz. TRT bu ülkenin TRT'si değil. Bu ülkenin kamu yayıncılığını da yapmıyor. Bakın bu kadar net söylüyorum. Bu ülkenin kamu yayıncılığını da yapmıyor. İçeriye alınan insanlarda bile yerli ve milli unsurları bulmak mümkün değil. Geçmişte hiç bulmak mümkün değildi. Orası önemli. Bak, önemli. Orası önemli. Görmemek için sabrediyordum. Şimdi benim diyeceğimi siz söylediniz. Geçmişle kıyaslayıp ondan sonra karar vereceğiz. Geçmişe göre daha iyi noktadaysa daha iyi daha noktaya iyi noktada gitmesi da değil. Için. Daha iyi noktada da değil Ali İhsan Bey. O zaman ben size anlatayım. Kendi TRT'de izlediğim, sinir küpüne döndüğüm, Levent'lerde bir İçişleri Bakanı'nda Adalet Partili İsmet Sezgin'in de kızıdır. Seyhan Levent çıkardı televizyona. Gericiler, mürteciler, yobazlar diye bir başlardı. Başörtülülerden başlar, sakallılardan çıkar. Ya böyle bir TRT olur mu ya? Yani devletin televizyonunda sen Türkiye'nin %70'ine küfür edeceksin.
hakaret edeceksin ve devam edeceksin. Bir program falan değil bu. Her programında aynı şeyler. Makara olmuş. Tekrar tekrar aynı şeyleri söylüyor. Yobazlar, gericiler, başörtülüler, sakallılar, çarşaflılar. Ya Türkiye'de bu insanlar yaşıyorlar. Olumlu bir noktada bir eleştiri getireceksen, ya kardeşim sakalın şöyle şöyle güzel görünmüyor. Sen bunu bırakmak istiyorsan bari şunu 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 hallet diyebilir. Kendi eleştirisini getirebilir. Ben de karşı eleştirim varsa onu cevaplandırırım. Ama sakallılar şunu yaptı. Efendim çarşaflılar yürüdüler şunu yaptılar. Böyle bir televizyon falan olmaz. Yani özel televizyon da olmaz. Devletin televizyonu da olmaz. Evet. O günden bugüne geldi. Yani, bu açıdan önemli. Hayır, o açıdan önemli de bugün de Ali İhsan Karahasanoğlu'yu içeriye sokmuyorlar. Doğru, şimdi doğru. Siz diyeceksiniz ki ya benim TRT'ye girmek gibi bir derdim yok. Benim de yok. Birçok insanın da yok. Yerli ve milli Türkiye'yi isteyen birçok insanın da yok. Böyle bir hayalimiz de yok. Biz bulunduğumuz yerlerden mutluyuz. Önemli değil. Ama orada yaşananları, orada ekrana çıkartılanları, ben geçen gün 15 Temmuz'un yıl dönümünde söyledim. 15 Temmuz bildirisini okuyan kişiyle ilgili ne yapıldı? Yani biz orada Mehmetçiğin 18 ay, 16 ay, 12 ay erlik görevini yapanların birinci köprüye 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkmasına itiraz ediyoruz. Ama TRT'de 15 Temmuz akşamı bildiri okuyanı AK Partili belediyeler belediye gezdirerek kahraman diye bir an anlatıyorlar. O spikerle ilgili öyle bir uygulama olduğu kanaatinde değilim. Öyle bir bilgim yok. Sadece atıl bir görevde bekletiliyor diye biliyorum. Ama ben de şahsen tasvip etmediğim bir uygulamaydı. Yani insanlar belli noktalarda belli şeyler için yaşarlar. Bakın ben 15 Temmuz'da sokağa çıkmadığımı söyledim. Ama buraya bir asker gelseydi canımı verecek noktadaydım. Hı hı. Sokağa çıkmadım, ben burada nöbeti bekledim. Burada gerekenleri yapmak üzere geldim. Ama buraya eğer asker gelmiş olsaydı, burayı savunmak için değil. Herkes kendi yerinde, kendi vazifesini görürken mutlaka dört dörtlük yerine getirmeli. O spiker bayan da geldikleri zaman tabanca dayamış. Ya ne olacak? Tabancayı dayadıysa dayadı. Kaç tane canın var senin? Bir tane canın var. Veriyorum kardeşim, kusura bakmayın. Ben bildiri okuyamam burada. Dersiniz olur biter. Dolayısıyla tasvip edilemeyen bir şeydir. Onun göreve devam etmesi de doğru bir şey değildir. Efendim silah dayalı olarak tehditle okutturulmuştur şeklinde savunmaları da kabul etmiyorum. Ama öyle belediye dolaştırıldığı bilgisi de bende yok. Evet, sizde yok ama bende var. Anlatabiliyor muyum? Bende var. Kahraman gibi lanse edildiği bende var. Halen de o TRT'nin içerisindeki yapıda mı değil mi? Ben soruyorum sadece. Bakın bunlar önemli. Niye önemli biliyor musunuz? Yani biz bir tarafta, ya bize Hande Fırat'ı bu ülkede kahraman diye tanıttılar. Yani Hande Fırat'ın telefonu olmasaydı biz bugün darbeyle yönetilen bir ülkeydik. Ali İhsan Bey, bunu nasıl anlatacaksınız? Nasıl anlatıyorsunuz siz? Ben bunu soruyorum. Ya yani o telefon olmasaydı, halen gösteriyorlar bana. Halen gösteriyorlar. O telefon olmasaydı ben bugün yani FETÖ'cülü asker, hatta FETÖ'cü olduklarını bile bilmeyecektim. Belki Kemalist diye çıkacaklardı karşımıza, Atatürkçü diye çıkacaklardı. Öyle değil mi? FETÖ'cü olduklarını bile anlamayacaktık ve biz onlar tarafından yönetiliyor olacaktık. Şimdi ben şunu söylüyorum. O spiker bile seçilmiş bir spikerdir. Bakın bu kadar net söylüyorum bunları. Değilsek değiliz desinler, bağlansınlar, canlı yayındayız. Çünkü biz er ya da geç gerçekleri öğrenmek noktasındayız. Bakın bunun başka bir yolu yordamı yok. Biraz önce yayına girmeden önce arkadaşlarla sohbet ediyorum. Onların bile kafasında bir sürü şey konuşuyor insanlar. Konuşulanlar, gerçekler ortaya çıkmak zorunda. Bugün ben ne diyorum? Ali İhsan Bey'i TRT'nin kapısından içeri sokmuyorlar. Doğrusunuz, o noktada doğrusunuz. Gerçekten bu ülkenin dindar muhafazakar insanlarını, herhangi bir menfaat gözetmeden ülke için çalışan insanları TRT bir mesafe koymuş, bir resmiyet koymuş arasına, sokmuyor, görüşmüyor, konuşturmuyor vesaire. Ama bunu ben kendi adıma söylemiş olmayayım.
Piyasadaki herhangi bir özel kanala gidip orada görüşlerini açıklayabilen insanların TRT'ye davet edilmemeleri şeklinde ifade etmiş olalım. Ve TRT'de artık bundan sonraki uygulamalarında kendisine bir çeki düzen versin. Milli insanlara ekranlarını açsınlar. O eski dönemi artık kapatıp yeni bir döneme geçilsin. Başkanlıkta yeni döneme geçtik diyoruz. Orada da yeni bir döneme geçsin. Biz kalkıp da işte tamamen toplum içerisinde de uç olarak görülen insanlar da gelsin orada maaşa bağlansın falan iddiasında değiliz. O TRT FETÖ'nün elindeyken Hakan Şükür'e milyonlar veriyordu. Milyonlar dağıtsın şu gazeteciye bu gazeteciye şeklinde bir talebim de yok. Sadece ben düşüncelerimi açıklayayım, faydalı olayım diye bakan insanlara belki çok sembolik ücretlerle, belki tamamen ücretsiz olarak çıkartsınlar. Halk da o düşünceleri de alma imkanına kavuşsun. Ama öbür türlü biz TRT'yiz, öyle herkese buraya giremez. Bu da yanlış bir tavırdır, terk edilmesi. 15 Temmuz'dan önce Aydın Doğan'a, Uğur Dündar'a, o neydi o Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni? Mustafa Bağbay, yok, Can Dündar. Can Dündar'a, Aydın Doğan'a, Can Dündar'a, Fethullahçı terör örgütüne bir tek laf söyletilemiyordu. Bakın bir tek laf söyletilemiyordu. Bugün de aynı noktada. Bir gün ben Abdurrahman Dilipağ'ı götürdüm bir yere TRT'de. Geldiniz mi Abdurrahman Bey daha önce buraya dedim. Yok dedi. Ya Abdurrahman Bey bugün herhalde 70 yaşında vardır değil mi? Evet. İlk defa. Yani şimdi ben bunu söylüyorum. İlginçliğe bakın. Bakın. Samanyolu da hiç almamıştır Abdurrahman Dilipak. Bu kadar. Hep mesafelidir. Bu kadar. Hep mesafeli. TRT hep mesafelidir. Tabii, ben bunu soruyorum. Ben burada yoksa şöyle bir dert değil. Ben diyorum ki kamu yayıncılığı yapsın. Ben aynı TRT'ye Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'nin mitingini vermedi diye de kızıyorum. Bakın bu kadar net söylüyorum. Çünkü o bile aslında muhalefete hizmet eden bir anlayıştı diye düşünüyorum. Vereceksin. 10 dakika Cumhurbaşkanı'na veriyorsan 6 dakikada Muharrem İnce'yi vereceksin. Bunun başka bir yolu yordamı yok. Sen kamu yayıncısısın. Ben Akit Televizyon olarak Muharrem İnce'yi vermeme hakkına sahibim. Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vermeme hakkına sahibim. Ama sen kamu yayıncılığı yapıyorsan sen vermek zorundasın orada. Veriyor vermiyor bilmiyorum. Tartışmalardan söylüyorum onu. Ama ben diyorum ki TRT'de çalışan, bakın çalışan, kadrolu çalışan bir tane yerli ve milli unsuru bana getirsinler işte budur desinler. Genel müdürü ayrı tutuyorum. Genel müdürü ayrı tutuyorum. O da tek başınadır büyük olasılıkla, öyle değil mi? Ama altındaki en dip noktaya kadar bir tane bana yerli ve milli unsuru getirsinler. Bak Fatinde Aslanlı bu TRT'deki yerli ve millidir desinler. Yeni ona dönemde diziler var, filmler var. Tabii onları da belki istisna tutmak gerekiyor. Ya o da Cumhurbaşkanı'nın talimatı ya. Talimatı yani var. Cumhurbaşkanı talimat vermezse o dizilerde yayınlamaz o TRT'ciler. Bakın bu kadar net söylüyorum. Yayınlamazlar. Yayınlamazlar. O Seyhan Levent dediğiniz jenerasyon halen orada. Etkin ve yetkin Ali İhsan Bey. Bakın bunları şöyle söylemez Fatinde Aslanlı. Laf ola beri gele söylemez. Kimseyi suçlamaz. Burada bir vicdanı var çünkü. Anlatabiliyor muyum? Burada bir vicdanı var ve bu vicdan sızlar. Bakın bu kadar ne söylüyorum? Sızlar. O yüzden o TRT'de ekrana çıkanlara da bakın. Bir tanesi milli değil. Bir tanesi milli değil. Milli olmayan unsurların tamamı bugün TRT'de. Ben bazen şöyle söylüyorum ya, TRT'ye koy sandık %99 Selahattin Demirtaş çıksın. Koyalım o zaman. Bir gün işte koyuyorsun. Keşke koy. Diyorsunuz ya. Hayır, böyle sosyal, hayır, dün dediniz çok güzel. Böyle sosyal olayların denemesi yok. Deneme yok. Denemesi yok. Anlatabiliyor muyum? Deneyecek olsak bakın şimdi Akit Gazetesi'nin manşeti kaldırınca da aradaki yazılar çıktı. FETÖ'cü savcılara Seyfi Dede atamış. Hadi deneyelim bunu. Bakın bugüne kadar biz bunu bilmiyorduk. Öyle değil mi? Geçmişte olan şeyleri o önümüze koyup değerlendirme yapabiliyoruz ama işte yaşadığımız olayları acaba şu ne netice getirir veya ne oluyor diye içinde yaşarken değerlendirme yapılamıyor tabii. Burada çok önemli bir ayrıntı, yani piyasada bilinen şey nedir? Seyfi Dede
FETÖ'cülere. Dededir. Ayrıca da FETÖ'cülerle de karşıttır. Hı hı. Öyle biliniyor. Ama işte somut somut isimler, Zekeriya Öz'den tutun Fikret Seçen'e kadar, bunların sadece hakimliğe, savcılığa alınmaları değil, çünkü konuyu bilenler bilirler, bir hukuk fakültesi mezunu olan kişi hakimlik yapmak istiyorsa bir imtihana girer, ondan sonra staja geçer. Stajda da çok absürt hareketleri yoksa stajın sonunda da hakim savcı olarak atanır. Burada belli bir torpil görmesi vesaire gerekmez. Sadece herhangi bir sabıkası, yanlış hareketleri, hakimliğe, savcılığa yakışmayan tavırları olmaması yeterlidir diyebilirler. Peki hakimliğe alınırken tam o dönem, 1991 ile 1995, tesadüf bu. O jenerasyondan bu kadar adam alınmış. Hemen hemen FETÖ'cülerin en baba adamları o dönemde alınmış. Peki bunlar İstanbul'a atanırken kim vardı? Hangi HSYK vardı? 2010'da HSYK değiştirilmek istendiği zaman kıyameti kopartan Kadir Özbekler ve onun devamındaki belli bir mezhebin adamları kesinlikle değiştirtmeyiz deyip hatta HSYK üyeliğinden de istifa edecek kadar res çeken isimler. Onlar ne yaptılar? 2007'de, 2006'da, 2008'de İstanbul DGM'ye Zekeriya Özleri, Fikret Seçenleri atadılar. Ondan sonra yapılan olaylarda da efendim işte FETÖ var, FETÖ'yü AK Parti besledi, semirtti vesaire şeklinde eleştiri getiriyorlar. Ya kardeşim, kararlar ortada. Bu kararlara İstanbul'a 10 yıllık bir savcıyı İstanbul'a kim atıyor? Kaç tane 10 yıllık savcıyı sen İstanbul'a atadın ki Zekeriya Öz'ü de atıyorsun? 3 tane, 5 tane, 10 tanedir. Daha fazlası yoktur. Zekeriya Öz'ün ne başarısını gördün de sen İstanbul'a atadın? Ondan sonra da işte gizli bağlantılar ortaya çıkıyor. Tepeden buluşmalar ortaya çıkıyor. Sizin deyiminizde en üst noktada zaten bunlar aynı ekibin adamları. Belki birbirlerinden haberleri var, belki birbirlerinden haberleri yok. Ama FETÖ'yü bu hale getiren, Fethullah Gülen ekibini bugünkü haline getiren, 15 Temmuz'da darbe yapacak hale getiren ekip gene Seyfi Dede'nin etrafındaki ekiptir. Evet, şimdi o zaman Seyfi Dede, Zekeriya Öz. Yani Seyfi Oktay. Bu arada ya tabii biz yayındayız, isimler geçiyor ya. Arayın. İtirazınız varsa arayın. Seyfi Oktay ara. Mehmet Moğoltay ara. Öyle değil mi? Klasik bir itirazda bulunmasınlar. Şunu demesinler. FETÖ bizi takip ettirdi. Teknik takibe tuttu. Seyfi Oktay olarak ben mağduruyum bu demesinler. Bunu izah etsinler. Aynen böyle. 1991-95'i ve ondan sonra Seyfi Dede'nin HSYK'ya, Yargıtay'a yerleştirdiği adamlar sayesinde Zekeriya Öz İstanbul DGM'ye savcı oldu mu olmadı mı onu açıklasın. Aynen böyle. Yani şimdi ben de bir özür dilemek istiyorum. Biz Seyfi Oktay'ı da Mehmet Moğoltay'ı da suçlarken hep Alevileri aldı Adalet Bakanlığı'na diye suçladık. Ya bizim suçlamamız doğruydu. Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Celal Kara, Özcan Şişman, Cihan Kansız. Kansızdı. Öyle değil mi? Evet. Ya kansızdı ya başka bir şey vardı burada. Başka bir kimlikle oraya sızmışlardı ama başka bir kimlikle de gelmiş olsalar. Ben şunu 2x2=4 gibi kesin biliyorum. Alnı secdeli hiç kimse bir Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığına getirilmiyordu. Hı hı. Seyfi Dede döneminde. Hı hı. 1991-95. Sonrasındaki dönemde de İçişleri Bakanlığı'na Mehmet Ağar gelmişti. Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yapan Yusuf Kenan Doğan'ı oradan çıkartmak için neler çekti neler. Cumhurbaşkanı imzalaması vesaire uzun hikayeler. Ama sonuçta öyle bir yerleşmişler ki orada kimseye herhangi bir şekilde imkan vermiyorlar. Ama bu FETÖ'cüler nasıl olmuşsa, yani alnı secdeli insanlar giremiyorlar, giremedikleri gibi atılıyorlar, işe bile alınmıyorlar, mesleğe bile kabul edilmiyorlar. Ama buradaki bu FETÖ'cüler
Ya Alevi gösterdiler kendilerini veya bir başka kimlikten gösterdiler. Ateist mi gösterdiler, başka şekilde mi gösterdiler bilemem. Onun izah etmesi gereken Seyfi Dede'dir. Çıksın açıklasın. Biz bunları şöyle şöyle biliyorduk, bize böyle refere edildiler desinler. Evet ama ben yine söylüyorum, ikisi aynı el, bunların hiçbir farkı yok. Seyfi Oktay ile Mehmet Moğultay arasında, FETÖ'cülerin arasında bir fark olduğu kanaatinde değilim. Aynı el tarafından yönetilen bir mekanizmaydı. Zaten biz bunlara da eski Türkiye diyoruz. Şu anda Halkalı çöplüğü kalmadı. O çöplükte kendilerini bulabilirler mi bilmiyorum. Ama inşallah tekrardan hortlamazlar. Çünkü ben halen aramızda varlar diye düşünenlerden bir tanesiyim. Ben var diyeceğim. Siz yok diyeceksiniz. Ben var diyeceğim, siz yok diyeceksiniz ki en azından bunları yok edebilelim. Öyle değil mi? Allah şerlerinden emin eylesin. Evet, aynen böyle. Bedellide hedef rekor diye Hürriyet gazetesi haber koymuş arkadaşlar. Birçok gazetede var. İlginç olan şu, dün sosyal medyada da çok vardı. Bedelliden satılık, Vatan gazetesinde haberleri var. Ama şimdi insanlar hakikaten bazen anlamakta da zorluk çekiyoruz biz. Niye zorluk çekiyoruz? İşte Cumhuriyeti eleştiriyoruz. O hal kalksın kalksın dedi. O hali kaldırıyorlar. Anayasayı bile yok sayıyorlar diye değerlendirmeyle karşımıza geliyorlar. Şimdi bedelli çıksın çıksın. Ya bizi yayınlarda bile taciz ettiler. Bedelli çıksın çıksın. Bedelli çıktı. 15 bin lira fazla diyorlar. Ya 15 bin lira fazla diyene hadi geçtik onu. 28 gün niye gideceğiz diyenler çıkmaya başladı şimdi. Arkadaş yani... Ne diyeyim ben? Orta yolunu bulmak zorundayız. Sonuçta 28 gün orada kaynayan tencereden bir yemek yemeleri gerekir. Eğer sonuçta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız diyorlarsa, bir günde olsa, iki günde olsa, üç günde olsa, ki bu 28 günde çok uzun bir şey değil, bir sene yaz tatillerini orada yapsınlar. Yaz tatili olarak gördüğümü, hafiflediğimi, küçümsediğimi değerlendirmesinler. Ama ben şahsen eğer böyle bir yükümlülük altına girecek olsam, 28 gün gidip de herhangi bir yerde tatil yapacağına bir seneliğine gidersin, orada vazifeni yapmış olursun. O yükümlülüğünü yerine getirirsin. Bedelini de verirsin. Diğer vatandaşlar da 6 ay, 8 ay, 12 ay orada görev yapıyorlar. Onların da hakkı çiğnenmemiş olur. Bu çerçevede ben getirilen bedelli yasasını daha makul buluyorum. Bir evvelkinde çünkü bildiğiniz gibi 28 gün falan yoktu. Tamamen parayı yatırdın mı kurtuluyordun. Bu yeni düzenlemedeki 28 gün doğru bir karar. Olması gereken bir karar. Evet ama bu tür eleştiri de gelince ben bedelliyi kaldırasım geliyor. Yok bedelli arkadaş, git istediğin kadar diyesim geliyor. O yüzden de bunlarla da gündeme yorunca, yani bir izleyicimiz soruyordu, %80'e idam istiyor çıkmıyor, %15 bedelli istiyor çıkıyor. Ama bu arada şu Yeni Şafak'ın manşeti de önemli arkadaşlar. Devletin kasasına 40 milyar lira girecek cümlesi önemli. Devletin kasasına 40 milyar lira girecek cümlesi önemli. Hatta bir gazetede de şöyle yazıyordu onunla ilgili. Savunma sanayine harcanacakmış o parada. O da önemli ayrıntılardan bir tanesi diye düşünüyorum. Ve vatan savaşına zarar verir diyen de, tek karşı çıkan da Aydınlık Gazetesi, öyle değil mi? Başka gazetede de görmedim ben karşı çıkan. Genelde eleştirel bakan kimse yok. 20 milyar olarak toplam rakamı belirtiyorlar. Yeni Şafak 40 milyar lira olarak farklı bir hesap yapmış anlaşılan. Yani burada şuna bakmak lazım. Ben de bu konuda bir algı operasyonu yapıldığı kanaatindeyim. Bana şahsen evvelki dönemde 3 ay, 5 ay, 6 ay kadar önce de böyle bir mail bombardımanına tuttukları bir dönemde gelen maillere cevap atıyordum. Kimsenin de baktığını zannetmiyordum. Hı-hı. Ve gerçekten de dönüş olmadı. Yani şöyle düşünün, ben... Motor yani mailler. Motor. Ben şöyle zor durumdayım, ailem, iki çocuğum, annem bakıma muhtaç falan diye anlatıyor. Yazarlara atmış. Tamam, peki. Ben bir yazar olarak, bir gazeteci olarak sana cevap veriyorum. Dönüş yapıyorum. Bekliyorum 10 gün, 20 gün, 1 ay. Herhangi bir ses yok. Kardeşim sen bir evvelki bedelliden niye yararlanmadın diye soruyorum. Cevap yok.
E kardeşim sen bir evvelki bir bedelliden yararlanmıyorsun. Yeni yaşın geldiyse eyvallah. Ama 29 yaşındayım, 30 yaşındayım, 35 yaşındayım diyen adamlar var. Anlatıyorlar. Ama yani sorduğun zaman bir evvelkinden niye yararlanmadın? Cevapsız. Dolayısıyla burada bir algı operasyonu olduğu kesin. Dolayısıyla hükümet de o algı operasyonuna bir anlamda alet olmadı. 28 gün de doğru. 15 bin lira konusunda tabii değişik şeyler olabilir. Belki bir taraf der ki 10 bin lira olsun, öbür taraf der ki ya bunlar zaten şunu demiyorlar mı? Benim işim var kardeşim, benim gücüm var, nasıl bırakayım? İşim varsa o zaman 20 bin lira öde de mevcut askerlerimize bir destek olsun, ülkeye bir destek olsun denilebilir. Ama bunu dediğim gibi yani herkes bir kafadan bir şey söyleyebilir. Bu şekliyle inşallah yasalaşırsa bu dertten de kurtulmuş olur. Evet, ben şunu da merak ediyorum. 1.3 milyon kişiyi ilgilendiren bedelli askerlik düzenlemesinden kaç kişi faydalanacak? Ben bunu da merak ediyorum. Bedelli çıksın çıksın diyenler bedelliyle gitmekten vaz da geçebilirler. Çünkü bedelliyle gidecek bir ay, bedelsiz gitseydi 5 ay. Yani o son hesaplamada bazı kişilerin müracaat etmeyeceği bir gerçek. Yükümlü sayısı 2011'de 323 binmiş. 70 bin kişi müracaat etmiş bedelli çıktığında. Yine 2014'teki bedellide de 449 bin kişi yararlanma imkanı varken 203 bin kişi müracaat. Yarı yarıya. Yani şimdi de 1.324.000 deniliyor. Demek ki 500 bin kişi, 600 bin kişi anca müracaat edecek. Dolayısıyla gene yani istenilen şey şu aslında, bedavaya bir şeyler yapalım, bir şey çıksın aradan, hem para vermeyelim hem askerlik yapmayalım. E nedir? 29 yaşındayım ben, 30 yaşındayım zaten, askeriye gitsem de bir faydam olmaz onlara diye. Yani senin faydan oraya değil, sen de bir şeyler faydalanacaksın oradan. Orada bir toplu tencereden bir yemek yiyeceksin, karavanadan bir yemek yiyeceksin, bir sürüneceksin, bir ayağa kalkacaksın. Bir emir tekrarı yapacaksın. Dolayısıyla sen de bir bazı şeylerden faydalanacaksın. Belki eşine ters davranıyorsan, belki annene babana hürmetsizlik yapıyorsan, belki çocuğuna sıcak bir şefkat göstermiyorsan, oradaki ilişkileri görerek, oradaki bazı uygulamalardan hareketle, şunlar şunlar da var, şunu daha düzgün hareket etmem gerekir diye çıkarımlarda bulunacaksın. Dolayısıyla insanlarımıza da faydalı bir konudur bu. Sadece devlete bir katkı vesaire şeklinde düşünülmemesi gerekir. Evet, bu arada Emin Küçük diyor ki o Moğultay ki meclis grubunda ne yapacaktım, MHP'lilere mi alacaktım diye yaptığı kadrolaşmayı pişkin pişkin savunmuştu diyor. Ama o bedellideki bazı şeylere itiraz edenler hep şunlar zaten. Onlar diyorlar ki hem çalışmayalım hem para kazanalım, hem çalışmayalım hem zengin olalım diye bekleyenler. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Ya paranızı vereceksiniz ya tıpış tıpış oy vereceksiniz. Öyle değil mi? Böyle miydi o? Tıpış tıpış. Yapmayın şimdi, tıpış tıpış oy vereceksiniz derseniz. Hayır, tıpış tıpış askere gideceksiniz diyecektim de. Evet. Öyle diyecektim. O yüzden ya gideceksiniz, yapacaksınız, sürüneceksiniz, sağ sol yapacaksınız. Gelelim Adnan Oktar'a. İtirafçı şoku diye Hürriyet gazetesi böyle vermiş haberi. Milliyet'e şöyle bir bakıyorum. Oktar için tutuklama. Biz kedicikleri de hiç böyle görmemiştik. Bu arada yayınlamayın arkadaşlar bu fotoğrafları. Şöyle bir Vatan gazetesine bakayım. 200 mağdur 50 gizli tanık diye veriyor Vatan gazetesi de. İkinci dalga geliyor diye veren Sözcü gazetesi. Adnan Oktar ve kediciklere plastik kelepçe diyor. Plastik kelepçe iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Yani duruma göre değişen bir şey. Öbürsü biraz daha klasik, bu daha pratik. Emniyet çevresinde daha pratik olarak değerlendiriliyor. Benim açımdan yani kelepçe vurulduktan sonra plastiğiymiş, demiriymiş pek bir şey fark etmiyor. Hani ne bileyim, bazıları böyle şey yaptığınızda daha da sıkıyor ya, bu onlardan mı acaba dedim. Yani elinizi oynattığınızda daha da sıkıyor. Benim bildiğim kadarıyla plastik kelepçeye doğru geçiliyor emniyette. Dolayısıyla yani bunlara özel olarak bu takılmış değil. Evet, takılmış değil. Ama bir fotoğraf gönderdim ben. Ben o fotoğrafı yayınlamak istiyorum. Kimle? Çünkü şu anda sanki 100 kişilik bir grupmuş gibi anlaşılıyor bu örgüt. Öyle değil mi? Yani 100 kişilik bir grup.
Aykut, veriyorsun fotoğrafı. 40 kişilik bir grup, 100 kişilik bir grupmuş gibi anlaşılıyor. Ondan öte yokmuş gibi. Yani 100 kişi ne yapabilir ki? Öyle değil mi? Yani 235 kişi için gözaltı kararı çıkartıldı. 175 tanesi gözaltına alınabildi. 50 tanesi firari, 250 kişi ne yapabilir? Öyle değil mi? Uzantılar var. Ha şöyle anlaşılıyor yani izleyici anlamında da. Ya bıraksın bunlar da orada bir televizyonları var. İzleyen izliyor, izlemeyen izlemiyor. Anlatabiliyor muyum? İşte kedicikleri var. Kendine bir dünya kurmuş. Bir iki tane çiftliği var. Bu kadarcık bir adam. Ötesi berisi yok diye anlaşılıyor. Şimdi ben zaman zaman Hanefi Avcı ile ilgili bazı şeyler söylüyorum ekranlarda. Yine söylüyorum ben... Kimle ilgili bu yayınlarda bir cümle geçiyorsa herkesin cevap hakkı açık. Yani benim yayınlarda açık. Yani bunda hiçbir şey yok. Yani bu fotoğrafta bana dün gönderildi. Ben Hanefi Avcı'nın kediciklerle birlikte program yaptığını bilmiyordum mesela. Ben bilmiyordum. Konuk olmuş büyük ihtimalle. Yani program yapma şeklinde biraz daha sanki düzenli bir şekilde program yapma olarak düşünmüyorum. Büyük ihtimalle konuk olmuş. Ama tabii altında da yazıyor. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele eski daire başkanı deniliyor. Yani bazı kişiler aldanabilir. Ama siz eğer organize suçlarla mücadelede daire başkanlığı yaptıysanız, istihbarat dairesinde çalıştıysanız, İstanbul Emniyeti'nde çalıştıysanız, Diyarbakır'da çok önemli görevlerde bulunduysanız emniyette, dolayısıyla böyle grupların hangi amaca matuf hizmette bulunduğunu bilme noktasındasınız. Dolayısıyla gidip de onları onore etme, onları legalleştirme şeklindeki böyle bir fotoğrafı vermesi de kesinlikle yanlış. Kendisinin de bir izah etmesi gerekir. Hangi anlamda gittiğini, hangi anlamda bu görüşmeyi yaptıklarını, bu daveti kimin yaptığını, kendisinin ne düşündüğünü, orada bir oldu bittiyle mi bir kedicikle program yapma noktasına düştüğünü kendisi izah etmesi gerekir. Evet. Bu cümlenin üzerine de başka bir şeye gerek yok bence. İzah etsinler. Sadece Hanefi Avcı değil. Kimler var? Kimler var? Kimlerin yolu oralardan geçmiş? Hem de kediciklerle birlikte geçmiş. O kedicikli dönemden bahsediyorum ben. O kedicikli döneme bir baksınlar diye düşünüyorum. Ve buradan bir Kılıçdaroğlu ile ilgili haberler. Ben bu haberlerle ilgili de gazetelerin veriş biçimlerinde, özellikle iktidar medyasında veriş biçimleriyle ilgili yanlış bir yapılanma olduğunu düşünüyorum. O da şimdi önümdeki gazetelere bakıyorum. Hangi gazeteleri gösterelim diye. Ya sen Sabah gazetesini verelim. Yalana da cezaya da doymuyor. Şimdi başlık böyle. Sabah gazetesi. Ben yanlış olarak değerlendiriyorum. Böyle bir cümle. Yani nasıl ODTÜ'de Cumhurbaşkanıma hakaret edemezse benim oradaki öğrenciler, bu başlık da bana sorarsanız yanlış. Ya da Star gazetesi. Yargı kararıyla tescilli yalancı. Yani şimdi... Ya bu başlık da bana tuhaf geliyor. Anlatabiliyor muyum? Ya ben şöyle gören bir adamım. Yani siz mahkemenin verdiği cezayı yazarsınız, ona vatandaş yalancı der. Öyle değil mi? Bir bakış açısı o tabii. Burada bizim medyanın, muhafazakar medyanın bir eksikliği var. Bu işi onların yaptığı, laikçi medyanın yaptığı gibi profesyonelce yapamadıkları için böyle işte hakaretvari ifadelerle konuyu izah etmeye çalışıyorlar. Ben dünkü yazıydı herhalde. Tabii hem program hem yazı yazılınca birbirine de karıştırıyoruz. Sayıştay... Gerekçe yaratmayın kendinize. Bakın Ali İhsan Bey, hem yazı yazıp hem program yapınca öyle bir şey yok. Yani sizin için bunlar en basit şeyler. Buyurun. Sayıştay denetiminden kaçırılıyor diye SGK konusunda bir haberleri vardı medyada. O konuyu anayasadaki düzenlemeyi koydum. Anayasa çok net olarak SGK'nın, sosyal güvenlik kurumlarının Sayıştay denetimine tabi olduğunu belirtiyor. Şimdi böyle bir anayasa maddesi yürürlükte iken hangi kararname ile kim, nasıl sosyal güvenlik kurumlarını Sayıştay'ın denetiminden çıkartabilir? Mümkün değil. Mümkün değil. Sıfır ihtimal. Ama bunu yazabiliyor. Hürriyet gazetesi bunu yazabiliyor. Bugün dahi devam ettirmiş.
Onun sayfasını herhalde not aldım. 11. sayfada. Bugün dahi hala kafaları karıştırmaya devam ediyorlar. Şimdi yalanda bu kadar profesyonel olan medya mensuplarına... Erdal Sağlam mı yazmış bunu? Sayfa 11. İşte hayır Erdal Sosyal Sağlam. Sorumluluk projeleri Londra'da ödüllendirildi. SGK ile ilgili hemen. O zaman sayfa numaraları değişmiş olabilir. Tabii İstanbul baskısında bazen sayfalar değişiyor. Hayır sayfalardan bakıyorum ama taşra baskısı olabilir benim baktığım nüsha. Dolayısıyla burada şu karşımıza çıkıyor. Adamlar SGK'da Sayıştay denetiminden bir kaçırma var diyerekten ısrarla 3 gündür devam ediyorlar ama orada bir anayasa maddesi var. Anayasa maddesini de kimsenin çiğneme imkanı yok, ihtimali yok. Bu çerçevede bu yalanda devam edebiliyorlar. Bir başka konuda meslek kuruluşları denetime alınıyor diye Cumhuriyet yazmıştı. Eleştirmiştik burada. Tekrar ben yazımda anayasa maddesini koydum. Anayasada, anayasal maddede belirtiliyor. Devlet denetleme kurulu meslek kuruluşlarını denetler diyor. Ama bunlar ne yapıyorlar? Kararname ile ilk defa Devlet Denetleme Kurulu'na böyle bir görev veriliyor diyorlar. Yalan, yalan, yalan. Bunlar profesyonel anlamda bu yalanları söylüyorlar. Ama muhafazakar medya tabii yalan söylemesinler. Ben yalan söylemelerini arzu ediyor değilim. Ama bu yalanları onların yüzlerine çarpmaları gerekir. O konuda bir eksiklik görüyorlar, hissediyorlar. Sonra işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yalan ortaya çıktığı zaman, bu mahkeme kararıyla tescillendiği zaman biraz da abartılı bir şekilde böyle haberler veriyorlar. Hatırlayın o tarihlerde o sözcüsü Cumhuriyeti şuyu buyu, o zamanlarda da Man Adası şöyleydi, Man Adası aşağıya, Man Adası yukarıya. Ne yalanlar ne iftiralar, para şöyle gitmiş, para böyle gitmiş dersiniz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesi Man Adası'na götürülmüş. Ondan sonra ertesi günü de Tayyip Erdoğan ve ailesi oraya gidecekmiş gibi bir hava verdiler. Geldik. İşte kağıt üzerinde bir doların bozulması şeklindeki bir işlemde usulen kayden para gidiyormuş gibi gösteriyormuş ki bankacılık işlemleriyle ilgili bir olay. O doları bozdurmak isteyen kişiyle hiçbir alakası olmayan bir şey. Ben isterdim ki yani ilgili şahıslar bir 100 dolar götürsünler aynı bankaya, aynı işlemlerin yapıldığını göstersinler. O şekilde dekontlarını ortaya koysunlar. Nitekim büyük ihtimalle ilgili kayıtlar vesaire mahkemeden de toplandı ve sonuçta bu kararlar verildi. Bu gazetelerde o başlıkları attılar. Yalanla birlikte bu haberleri değerlendirirsek daha saatli karar vermiş oluruz. O günkü medyadaki başlıkları, Tayyip Erdoğan'a yapılan hakaretleri önümüze koyduğumuz zaman sabahın manşetini biraz daha haklı görmüş oluruz. Evet, görmüş olabiliriz ama şimdi Cumhuriyet Gazetesi'ni göstereceğim. Bu arada izleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Casusluk suçlaması. Trump'ın istediği papaza tahliye yok. Önemli bir haber midir bu? Yani ben o olaya şöyle bakıyorum. Bu masada başka bir program çerçevesinde bundan takriben bir sene kadar önceydi yanılmıyorsam. Rahip göreceksiniz bir aya kadar serbest bırakılacak diye sol çevreden birisi taahhütte bulunuyordu. Bir başka kişiye, ulusalcı kimlikteki bir kişi İYİ Parti'den daha sonra aday oldu, milletvekili adayı oldu. Göreceksiniz Amerika ile anlaşıyor Tayyip Erdoğan. Bunlar yargı margı işlemleri değil. Hemen çok kısa bir zamanda o papaz serbest kalacak. Sizin haddinizde mi Amerika'nın savunduğu bir adamı burada Türkiye Cumhuriyeti'nde tutuklamak vesaire şeklinde söylemlerde bulunuyorlardı. Geldik bugün itibariyle yine kişi, ilgili kişi tahliye olmadı. Bu sefer de başka bir şekilde söylem geliştirerek yine AK Parti iktidarına ve yargıya, bağımsız yargıya laf çakmaya devam ediyorlar. Ama o rahip hala tutuklu. Evet, bir Yeni Asya gazetesini de istiyorum arkadaşlar. Birinci sayfasını bir ekrana verelim ve böylece yayını kapatalım istiyorum. Yeni Asya gazetesi. Bu arada Halef Avcı ile ilgili resmi de isteyen izleyicilerimiz var. Tekrarından bakabilirler. Halef Avcı'nın kediciklerle birlikte yayın yaptığı fotoğrafı isteyenler de var ama bu haberi değil arkadaşlar. Yeni Asya'nın birinci sayfasında bir gösterelim ve yayını kapatalım. Bu arada Star gazetesinde de ilk haç kafilesi dualarla uğurlandı haberine şimdi dikkatimi çekti.
tek adam politikaları demokrasiyi çürütüyor. ABD eski başkanı Obama, zenci lider Mandela için düzenlenen programda önemli Erdoğan'a mesajlar verdi diye yazsa daha iyiydi aslında Yeni Asya gazetesi. Yukarıdaki ismini de gösterin ki izleyiciler kimin ne yaptığını daha iyi görsünler arkadaşlar. Birazcık daha indirelim o resmi aşağı doğru ve daha iyi de görsünler. Tek adam politikaları demokrasiyi çürütüyormuş. Yeni Asya gazetesi demokrasi arıyor ama ararken Barack Hüseyin Obama'nın cümlelerinden yola çıkarak Erdoğan'ı tukaka yapıyor. Yani demokrasiyi çürütüyor diyeceğine, ya demokrasiyle tek adam geliyorsa o zaman demokrasinin de kendi içinde bir sorun var demektir. Onu düşünsünler, tartışsınlar. Sonuçta 2014'te seçim yapıldı, Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Bir kişi Cumhurbaşkanı oldu. Herhalde onunla birlikte ikinci adam da muhalefet partisinin lideri de ikili eş başkanlık usulünde bir yönetim tarzına geçirecek hali yok. Demokrasi bunu öngörüyor. Demokrasi getiriyor, oluyor. Kişi Cumhurbaşkanı. 2018 yılında, 4 yıl sonrasında bütün tankınızla, tüfeğinizle, sağcısıyla, solcusuyla, muhafazakarıyla, AK Parti içindeki AKP'lilerle birlik oldunuz. Çıktınız karşısına. Gene yendi adam sizi. Şimdi kalkıyorsunuz. Tek adam politikaları. Ne var? Dışarıdan bir dayatma mı geldi? Tek adam politikası olacak denildi. AK Parti'ye verilen, Tayyip Erdoğan'a verilen oylar ikişer ikişer sayılacak. Muhalefete verilen oyların yarısı esas alınacak diye bir kural mı getirildi? Onun da oyu bir tane, onun da oyu bir tane. Sonuçta o kazandığına göre onun politikaları yürüyecek demektir. Demokrasinin de gereği budur. Eğer bu demokrasi değildir diyorsanız, neyi öneriyorsanız onu koyun önümüze. Onun yolundan gidelim. Gene yeneceğimiz kanaatindeyim ama böyle mızıkçılık yapmaya gerek kalmaz. Herhangi bir şekilde de kendisi de tek adam olarak Amerika'yı yöneten bir adam, tek adam politikaları şeklinde bir eleştiri yapmasına da ihtiyaç hissedilmez. Evet, şuradaki bir haberden yola çıkarak cevap vereceğim Yeni Asya gazetesine. Dondurmayı ısırarak değil eriterek tüketsinler, yoksa mide krampına yol açabilir. Nasıl? Haber böyle. Olurlar. Dondurmayı ısırarak değil eriterek tüketin, mide krampına karşı. Sağlıklı bir tavsiye. Evet, sağlıklı bir tavsiyeyle bugünkü yayını da bitirmiş olalım. Bu akşam 22.45'te Akit TV ekranlarında Yeni Türkiye yayınında, Türkiye'nin seçimi yayınında karşınızda olacağız. Yarın sabah ise 10.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.